Hoş geldiniz 24 ekranlarına. Nur Köşker ben. Kahve molası programıyla karşınızdayız. Ekonomide neler olup bittiğine bakacağız hep birlikte. Borç alıştayında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 2021 yılında bor ihracatında rekor kırıldığını açıkladı. Dönmez 2.6 milyon ton bor satıldığını ve 1 milyar doların üzerinde bir gelir elde edildiğini duyurdu. Bugün dünya bor pazarının lideriyiz, hamdolsun. 2021 yılında pandemi koşullarına rağmen bor üretiminde ve ihracat ve satışında rekor kırdık. 2,5 milyon tonu ihraç olmak üzere toplamda 2.6 milyon tonluk bor ve ürünleri satışı yapıldı. Buradan da 1 milyar doların üzerinde bir satış rakamı elde ederek rekor kırdık. Bugün bor piyasasının %62'sine sahibiz. Ancak bunlar bizim için yeterli mi? Elbette hayır. Dünya artık daha çok üretenlerin değil, daha akılcı üretim yapanların dünyası. Az önce bahsettiğim değer katmak, yeni bir anlayış inşa etmek, teknoloji geliştirme adına atılan adımlardan sonra ortaya çıkacak hususlar. Fiyat İstikrarı Komitesi bugün ilk kez toplandı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin başkanlığında yapılan ilk toplantıda enflasyona ilişkin gelişmeler ve riskler ele alınıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Başkanlığındaki toplantının ana gündemi enflasyondaki gelişmeler ve önümüzdeki dönemde enflasyonun görünümüne ilişkin riskler olarak belirlendi. Fiyat İstikrarı Komitesi'nde Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin yanı sıra Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Sanayi ve Teknoloji, Tarım ve Ormanla Ticaret Bakanları da yer alıyor. Fiyat istikrarını tehdit eden riskler ve bunlara yönelik hayata geçirilmesi gereken tedbirleri ele almak amacıyla kurulan komitenin özellikle para politikasının etkinliğinin sınırlı olduğu arz yönlü şoklara yanıt vermekte görevleri arasında. Türkiye'nin en eski mobilya çarşısına sahip Ümraniye'deki Modoko, taşın altına elini koyarak 350 mağazasında %40'a varan indirim kampanyası başlattı. Ester'den de Ankara esnafına indirim yapın çağrısı geldi. Modoko Yönetim Kurulu Başkanı Koray Çalışkan indirim haberini duyurdu. Çalışkan, Modoko mağazaları olarak istikrarın devamını sağlamak için indirim yaptıklarını söyledi. Mobilya maliyetlerindeki artışın esnaf tarafından karşılanacağını vurguladı. Ekonomideki iyimser havayı desteklemek için Modoko olarak elimizi taşın altına koyuyoruz dedi. Mobilya ürünlerinde %40'a varan indirim yapıldığını belirtti. Ankara'dan da bir indirim haberi daha geldi. Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Derneği Genel Başkanı Mahmut Çelikus, ticaret yapanlara döviz kurunda yaşanan dalgalanma nedeniyle zamlanan ürün fiyatlarını dalgalanma öncesi düzeye düşürmeleri çağrısında bulundu. Ester Genel Başkanı Mahmut Çelikus, ticaret yapan herkesin helal bir para kazanması için kurun düşürülmesiyle birlikte fiyatların da düşürülmeleri gerektiğini söyledi. Haydi piyasalara gidelim, bakalım piyasalarda neler olup bitiyor. Borsa İstanbul'a başlayacağız. BIST 100 endeksi eksi puanda %0,15'lik bir düşüşle 1894 puanda BIST 100 endeksi. Döviz cephesine de bakalım, dolarla başlayacağız. Dolar artı puanda 11,84'ten işlem görüyor. %2,47'lik bir artış var dolarda. Euro'ya da bakalım. Euro da artı puanda 13,42'den işlem görüyor. %2,5'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Hem euro hem de dolar cephesinde artı puanı gözlemledik. Altına da bakalım. Ons altına başlayalım. 1814 dolardan işlem görüyor. Ons altın artı puanda %0,1'lik bir artış var. Gram altında yine artı puanda %2,41'lik bir artışla 690 TL'den işlem görüyor gram altın diyelim ve petrole bakalım. Petrolde neler olup bitiyor? Petrol artı puanda, dün de günü artı puanla kapatmıştı. 78,91 dolar
dolardan işlem görüyor. Petrol %0,88'lik bir artış var diyelim. Tahvile de bakalım. Tahvilde artı puanda %0,56'lık artışla 23,14'ten işlem görüyor tahvil diyelim ve ekonomiyle ilgili haber turumuzu izleyelim. Brexit'in ekonomiye yansıması nasıl oldu? Ülkede gerçekleştirilen ankete göre İngilizlerin %52'si Brexit'in fiyatları olumsuz etkilediği görüşünde, %42'si de Avrupa Birliği'nden ayrılmanın bir bütün olarak ekonomiyi negatif yönde etkilediğini düşünüyor. Çin, yabancı sermayenin yatırım yapmasını yasakladığı sektör ve iş kollarının sayısını azalttı. Yasak listesini 33 kalemden 31'e indirdi. Buna göre hizmetler sektöründeki yabancı şirketlerin serbest ticaret bölgelerine girişine yönelik kısıtlamalar gevşetildi. Yeni listede binek otomobil, radyo ve televizyon ekipmanlarında da yabancıların üretim yasağı kaldırıldı. 300 milyar dolarlık borç kriziyle küresel piyasaların gündemini uzun süre meşgul eden Çinli gayrimenkul devi Evergrande, projelerinin %92'sine yeniden başladığını duyurdu. Şirketin borç krizinin etkilerinden sıyrıldığı ve projelerine odaklandığı belirtildi. İsviçre merkezli yatırım bankası Credit Suisse altına yönelik 2022 öngörüsünü açıkladı. Fed'in faiz artışına hazırlandığına işaret edilen raporda buna rağmen kısa vadede altın fiyatları için pozitif bir tablo beklendiği belirtildi. 2022'de altında ons fiyatının 1850 dolar olacağı öngörüsü paylaşıldı. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya ile artan gerilimin ortasında 768 milyar dolarlık savunma bütçesini imzaladı. Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık güvenlik yardımı ayrıldı. Biden, 2022 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı imzaladı. Askeri harcama faturasında 25 milyar dolarlık bir artış oldu. Yasa, Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi adıyla 300 milyon doları içeriyor. Moskova'ya karşı atılan başka bir adım daha var. Baltık Güvenlik İşbirliği için 150 milyon dolar daha tahsis edildi. Biden yönetimi Çin'e karşı da yeni bir hamle yaptı. Pasifik caydırma girişimine yaklaşık 7,5 milyar dolar ayırdı. Yasa ayrıca Pekin'in kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan'ın savunmasına yönelik bir destek beyanı da içeriyor. Yasaya Azerbaycan ve Türkiye tasarıları da eklendi. Türkiye'nin SİHA programı yakın takibi alındı. Azerbaycan'a yapılan yardımların kesilmesini önleyen muafiyetin kaldırılmasına ilişkin tasarı da yasaya eklendi. Fitch son aylarda borç kriziyle çalkalanan Çin emlak sektörüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Rapora göre konut satışlarının %30 düşmesi durumunda Fitch'in derecelendirdiği 40 kuruluştan yaklaşık 3'te 1'i nakit sıkışıklığı yaşayabilir. Fitch raporunda Çin'de emlak sektöründe sıkıntılar devam ettikçe tüketici güveninin de sert düşme riski olduğu belirtildi. Ülkede konut satışları Kasım'da yıllık bazda %16,3 düştü. Yeni konut satışları da aylık bazda %0,3 ile 2015'ten beri en büyük düşüşü kaydetti. Fitch konuya ilişkin raporunda konut satışlarının %30 düştüğü bir senaryoda şirketlerin nakit sıkışıklığı yaşayabileceği uyarısını yaptı. Kurum özellikle kredi notu B veya altında olan şirketlerde borçlarını ödeme konusunda baskının artabileceğini belirtti. Dünyanın en büyük çip üreticilerinden Intel, geçtiğimiz yıl dünya çapında üretim süreçlerini etkileyen çip kriziyle ilgili uyardı. Pandeminin olumsuz etkilerinin kalıcı olduğuna dikkat çeken şirket, çip krizinin 2023 yılına kadar süreceği görüşünde. Dünyanın büyük bir çip kıtlığıyla karşı karşıya olduğunu vurgulayan Amerika merkezli şirketin CEO'su Gelsinger, tedarik sıkıntılarının 2023 yılına kadar sürebileceğini dile getirdi. Yaşanan talep artışına karşı üretim kapasitesini artırmanın zaman alabileceğini söyledi ve bu nedenle de çip krizinde en iyi senaryonun 2023 yılına kadar süreceği yönünde fikri olduğunu belirtti.
Intel'in çip krizinin çözümü için yeni altyapıya 20 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını dile getiren CEO, ancak yeni fabrikalarda üretime 3 yıl sonra başlanabileceğini söyledi. Kripto paralarla ilgili mağduriyetler ve tartışmalar devam ediyor. Oxford'da görevli ekonomi profesörü Robert Micoli de tehlike konusunda uyaranlar arasına katıldı. Kripto para Bitcoin'in saadet zincirinden daha tehlikeli olduğunu öne sürdü. Micoli, İngiliz finans gazetesi Financial Times için yazdığı makalede son yılların gözde yatırım aracı Bitcoin'in saadet zincirinden bile kötü olduğunu öne sürdü. Ekonomistlerin Bitcoin'i yılın en çok kazanan yatırım aracı olarak sunduğunu söyleyen ekonomi profesörü, Ponzi sistemlerinin aksine Bitcoin'in sürekli gelir vaat etmediğini belirterek, bir Bitcoin sahibinin nakit çekmesinin tek yolu bir başkasına satış yapmaktır ifadesini kullandı. Yani bir başka deyişle birisi kazanırken birisinin kaybetmesi mecburi görüşünü paylaştı. Bitcoin'in çöküşünün Ponzi'lerin çöküşünden farklı olacağını iddia eden Micoli, söz konusu kripto paranın mucidi Satoshi Nakamoto'nun anonim kalması nedeniyle herhangi bir dolandırıcılık durumunda yatırımcıların kayıp paralarını geri isteyeceği gerçek bir kişiye ulaşamayacağı konusunda da uyarılarda bulundu. Bu arada hemen belirtelim, Merkez Bankası'nın resmi rezerv varlıkları Kasım'da arttı. 125,6 milyar dolara yükseldi. Merkez Bankası Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi gelişimleri verilerini yayımladı. Buna göre rezerv varlıkları Kasım'da bir önceki aya kıyasla %1,3'lük artışla 125,6 milyar dolara yükseldi. Kasım'da döviz varlıkları %2,8 artışla 78,5 milyar dolara yükselirken altın cinsinden rezerv varlıkları ise %1 azalarak 39,3 milyar dolar oldu. Bu haberimizle kahve molasını noktalayalım. Yarın aynı saatte buluşalım. Hoşçakalın.